Evet, yeni bir DayZ videosuyla karşınızdayım. Hepinize buradan konnichiwa diyorum. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Oyuna devamlı update geliyor. 2 günde bir neredeyse update gelmekte. Neymiş, şapka takalım. Dürbün de alalım, ne olur ne olmaz. Belki bir işimize yarar, bakalım. Discovery yapamıyoruz bununla. O kamuflajlı şapkayı takalım ya, daha güzel olur. Şimdi çıkarmak istiyorum. Parçalı gitsin. Orada bir nefes geliyor sanki ama. Gelmiyormuş. Şu arka tarafa bir kulübe yapmıştım en son oyunu bıraktığımda. Onun için bir sürü malzeme koymuştum. Çünkü üstünde taşıyamıyordum hepsini. Fakat tabii ki geldim, kulübeyi yağmalamışlar. Ne var ne yok götürmüşler. Abi devamlı bir şey çıkıyor şu an ya. Yani birazcık abartım olmuş bu sefer bu sistem. Her baktığım araçtan bir şey çıkıyor. Daha önce 50 tane bakıyorduk, bir tane çıkıyordu. Devamlı bir sırt çantası çıkıyor. Oyundaki çok önemli bir şey sırt çantası. Fakat bu kadar da çok çıkması iyi bir şey mi? Yani herkesin her şeye hemen ulaşmasını sağlayacak. Göreceğiz. Şu an hala oyunda malzeme toplama aşamasındayım. Aslında yakın dövüş için bayağı bir şeyim var. Baksana abi, bir daha sırt çantası çıktı. Olacak iş değil. Bir gün boyunca arıyorduk, sırt çantasını da bulamıyorduk. Şimdi hepsini parçalıyoruz. Yakın dövüş silahım var dedim oldukça, fakat önemli olan shotgun veya işte auto rifle falan gibi bir şeyler olması. Bu arada birisi buraya ciddi bir şey yapmış ya. Bu ne? Bu da koşarak geliyor. Lan. Scrap of blood. Ha, kanama başladı bu arada. Hemen bandaj yapalım. Nerede bandajım ya? Spool of Twine diye bir şey aldım. Crafting'de işe yarıyormuş. Hemen bunu koyup bunu birleştirelim. Hayır, başka bir şeyle birleştiremiyoruz. Neyse, bakacağız. Ne işe yaradığını göreceğiz. Lootlamaya devam. Bu sene bayağı moda oldu bu. Abi her arabadan dürbün çıkar mı ya? Her arabadan ya. Bu sene bayağı bu lootlamalı oyunlar moda oldu. Çıldıracağım şimdi. Herifler sırt çantası yadırmış oraya. Devamlı bir lootlama. Destiny'de lootlama. Dying Light'ta lootlama. DayZ'de lootlama. Ha, adam biri geldi şimdi, bakalım. Oyun ölecek ben mi? El sallayalım. Hi. Hi. Hi dedik, bakalım duyacak mısın? Susuzluktan ölmeden önce ben bir şuraya geleyim. Önce şu şişeleri bir dolduralım. Arkadan gelip herif bizi öldürmezse. Şu blackberry'i yiyelim. O şişeleri de kullanalım. Suyla dolduralım. Sonra bunları dezenfekte edeceğiz. Amca ciddi bir yer kurmuş oraya yalnız, yani herif koskoca bir üs yapmış. Şu an gidip onunla konuşup anlaşmaya mı çalışayım, yoksa buradan gideyim mi? Onu düşünüyorum. Çünkü oyunda hiç belli olmuyor bu tipler. Yani öldürebilir sizi bir anda. Yani şunun için önce kömür koyacağız. Kömür nerede? Kömür. Ok atıyor abi herif. Ama bizi atmadı galiba. Yakalım. Sularımız dezenfekte olsun. Ondan sonra da susuzluğumuzu da giderirsek yemeği zaten biraz önce hallettik. Bu dolaptan da bir şey çıkar mı? Oh oh. Yerimiz yok.
Bir şey atalım. Parçalar mıyız? Bir parçalık. Bunu da yiyelim bari. Çok güzel. Çok güzel de. Önce susuzluk işini bir halledelim. Çok güzel de yine yerimiz kalmadı galiba. Şunları şuna koysak. 9 parçalar bir şey koysak. 3, 4. Şu üçlüyü de ne koysak. Çözdük ya sıkıntımızı? Hayır. Bunu alabiliriz en azından. Boş şişeler nerede? Yerde. Şu ağaçta halledelim. Yine kanama başladı gördüğünüz gibi. Hemen bandaj. Şimdi önce şu suyu bir doldurup tekrar yanıma alayım. Hayır ya, yanlışlıkla. Hep bu hatayı yapıyorum. Gidip E'ye basıyorum. Yanlışlıkla suyu içiyorum kuyudan. Kirli olduğu için birazcık zarar veriyor bize ama çok da öyle aşırı bir zararı yok. Şimdi yine üstümüzden bir şeyler atmamız lazım. Bu birisiyle oyunda anlaşıp mesela biraz önce gördüğüm adamla orada barış içinde yaşarsak en azından bir malzemelerimizi koyacak bir yerimiz olur. Yoksa oldukça zorlanacağız üstümüzdeki malzemeleri taşımakta. Yanına gittiğimde beni öldürmemesini umacağız ancak ummaktan başka bir şansımız yok. Şunu atalım. Hayır ya, bunu atmak istiyorum. Boş şişenin biri burada da öbürü nerede? Neyse, bunu da bir dolduralım bakalım. Şimdi ben bu adama iyi niyetle yanaşsam o beni öldürebilir. Ya da benim iyi niyetle yanaşmadığımı gidip onu öldürmek istediğimi düşünebilir. Aslında oyunun kuralları, oynanışı daha yakınlığında bu. Ama şansımızı deneyeceğiz artık. Suyumuzu da yapalım. Hadi. Evet. Bu adamı el göstermeden gidelim şimdi. Ne yokmuş burada? İki tane mermi. Amca inat da üstümüze geliyor. Şuraya bak. Yanından at ki. Kafası kuma gömülü. Sende ne varmış? Abi mermi çıkıyor. Çok güzel de silahımız yok. Bu amcaya es alacağız. Bizi duyuyor mu soralım. Can you hear me?
Amca burada bir yerde herhalde cevap vermedi ya da sesimiz gitmedi. Kusura bakmasın. Buradan bunun yemeklerinden alacağım. Tekrar dolar nasıl olsa. Evet, şimdi gidelim. Tekrar bir yemekleri yapalım. Hadi şuraya bakalım, burada bir şey var mı? Bakıyoruz da şu an artık alacak hiçbir yerimiz kalmadığı için. Fena durumdayız. Kâr kârdır, yiyebildiğimiz kadar yiyelim dolaplardan bulduklarımızı. Yine mangalımızın başına. Şimdi buraya kömürümüzü koyuyoruz. Koyalım. Kömürü koyduk. Şu etleri de koyalım. Mangalı da yaktık mı? Oh. Allah, niye drop ediyorsun? Headshot mı oluyor? Yok, adam inmiş ama. Aha, işte onun hatalarından birini görmüş olduk böylece. Yerde olduğu halde vurdu adam. Çok karanlıktayım şu an. Yani birazcık sabah olsa da şu önümüzü, arkamızı görebilsek mi? Bıçağın durumu ne vardı? 617. 1000'den 617'ye düşmüş. Oğlum. Amca bir çık da bir ses ver ya. İçeridesin bak, duyuyorum. Heyman. Heyman dedik ona. Heyman. En iyi yaklaşım şekli. Evet, çubukları yumruk katma güzel bir fikir oldu. Bakın, yine hayvan yakalamış mı? Nerede bu tuzaklar? Yakalayamamış ama olsun. Bir şeyler var galiba. Neymiş bunlar? Yok. Scrap metal de oldu, anasını satayım üstümüz. Böyle yeni bir şey yapabildim. Wooden bow. Oo. Vay anasını. Yeni bir şey, yeni bir şey. Ne yapabiliriz? Bunları denemiştim zaten biraz önce. Ha, bir de şöyle bir şey var. Cook Rabbit. Butter'ı da koyduk. Suyla pişmiş tavuk. Şey, tavuk diyorum. Ne tavşanı? Bir iki üç harf tutuyor ya tavuk tavşan, ondan karıştırdım. Kafa öyle gidik düşün. Dürbün dürbün dürbün, bu ne ya abicim, bu ne ya bu kadar dürbün. Hadi bu arabaya da bakalım. Dürbün mü, sırt çantası mı? Sırt çantası. Neyse, bunların hepsi bana bandaj olarak geri dönecek eğer ölmezsem birazdan.
Ne yapayım? Bir yerleşim birimine gideyim bari. Oo, bak bunu beğendim. Bunu parçala. Bunu takalım. Kafaya bunu taktık. Böyle bir şey olduk. Yapacak bir şeyim yok. Gidiyorum bir yere. Ne abi, araba sesi mi? Bu ne lan? Ayı. Aha, ayı tarafına öldüreceğiz büyük ihtimalle. Ayı olayı geliyor. Vay ayı, vay ayı, vurma ayı, vurma. Vurma ayı. Aha, geberdik, gittik. Ulan ayı olayı, ayı oğlu ayının oğlu ayı hatta. Ya, sağ ol ya, çok akıl verdiniz ya, çok sağ olun. Allah bilir nerede başlattı. Neyse, bir sonraki üstümüzdeki her şey gittiğine göre bir sonraki videoda görüşmek üzere.